Merhaba, Albertson'un YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Albertson'un Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Albertson'un soruyor programımızın bir diğeriyle daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise işe alım danışmanlığı. İşe alım danışmanlığı nedir veya bir işe alım danışmanlığının şirketinizin ne gibi katkıları olur merak ediyorsanız dinlemeye devam edin. Bugün işe alım danışmanlığı hakkında bilgi vermek üzere kıdemli işe alım uzmanı Abdurrahman Atalay Bey bizlerle beraber. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Her zamanki gibi kamera karşısında olmanın vermiş olduğu tatlı bir heyecan var. Bunun haricinde bir problem yok diyebilirim. Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz Abdurrahman Bey. Bildiğiniz gibi işletmeler işe alım konusunda işe alım danışmanlığına ihtiyaç duyabiliyor. Dönemlik işe alım uzmanıyla çalışmak yerine danışmanlık almayı tercih edebiliyorlar. Bugünkü videomuzda da zaten işe alım danışmanı nedir, ne yapar, faydası nedir gibi birçok konuya da değineceğiz ve seyircilerimizin aklındaki soruları yanıtlamış olacağız. Abdurrahman Bey, dilerseniz ilk sorumu sizlere yönelteyim. Buyurun. İşe alım danışmanlığı nedir? İşe alım danışmanlığı aslında isminden de anlaşılacağı gibi temel düzeyde işe alım süreçlerinin dışarıdan bir danışman tarafından yürütülmesi diyebiliriz kabaca. Fakat şöyle bir durum var. İşe alım danışmanlığı genelde İK danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı olarak da söylenebiliyor, lanse edilebiliyor. Arada şöyle bir farklılık var. İK danışmanlığı bizim soft İK dediğimiz işte insan kaynakları, eğitim ve organizasyonel gelişim alanlarında verilen hizmetleri de kapsıyor. Ve bazen bu kapsamın bir alt parçası oluyor insan işe alım tarafı. Ama işe alım danışmanlığı dediğimiz ve işe alım danışmanlığı firması dediğimiz firmalarda spesifik olarak yalnızca işe alım tarafına yönelmiş olan diğer işte gerek bordro danışmanlığı olsun, gerekse diğer işte organizasyonel gelişim ya da diğer alanlardaki soft İK tarafındaki süreçlere müdahil olmaksızın sadece işe alım tarafıyla ilgilenen firmalar ya da kişiler diyebiliriz. Soft İK tarafında, organizasyonel gelişim tarafında nasıl bir danışmanlık hizmeti sağlanır? İşte bu ödüllendirme metotları, eğitim süreçleri, personelin istendik davranışları kazanmasına yönelik çalışmalar ve faaliyetler diğer İK danışmanlığının alt başlıkları arasında sayabiliriz. Ya da işte norm kadro oluşturulması, organizasyon şemasının oluşturulması veya iş tanımlarının, görev tanımlarının yazılması, oluşturulması. Bunların tamamına işe alım danışmanlığı, pardon, insan kaynakları danışmanlığı çatısı altında bakabiliriz. Peki işe alım danışmanının ne yaptığına detaylı bir şekilde bakacak olursak bize neler anlatabilirsiniz Abdurrahman Bey? Yani işe alım danışmanı deyince zaten aklımızda bir şey canlanıyor. Adı da üstünde zaten işe alım. Peki sadece işe alım mı yapıyor? İşe alım yaparken nelere dikkat ediyor? Ne yapıyor? Bize anlatabilir misiniz? İşe alım danışmanlığı genelde uzun vadeli yapılan işlerdir. Yani bir işe alım firması, özellikle danışman firmalar, genelde bir firmayla çalışmaya başladıktan sonra uzun vadeli ve uzun soluklu çalışırlar. Daha önceki bir videomuzda bahsetmiştik. İşe alım danışmanı daha çok dönemsel işe alım süreçlerinde etkin rol oynayan ve firmanın dönemsel iş yükünü karşılayan, kaldıran kişi ya da kurumdur diyebiliriz. Yine firmaların periyodik olarak düzenli gelen işe alım süreçlerini karşılayan, göğüsleyen ve yürüten yapılardır. Ha, bu süreci nasıl idare ederler, nasıl yürütürler? Eğer firmayı tanıyorlarsa zaten kurumun kültürüne, sektörün inceliklerine ve firmanın kişilik anlamındaki beklentilerine hakimdirler. Yok, bu alanda bir hakimiyetleri yoksa ve ilk kez çalışacakları bir yapıysa, bir firmaysa, burada da ilk önce bu bahsettiğimiz nitelikleri, özellikleri öğrenip firmanın kültürünü, beklentilerini ve çalışacak arkadaşın, işe alınacak arkadaşın görevlerini net bir şekilde öğrenip çeşitli online platformlarda uygun nitelikteki, yetenekteki çalışma arkadaşlarını aramaya ve firmayı kazandırmak için çalışmaya çalışır
diyelim. Bunun haricinde tabii gerek bireysel olsun gerek kurumsal olsun tamamında iş alım danışmanlarının kendi portföyü, kendi havuzu da bulunur. Bu havuzdan da yararlanırlar. Şunu da belirtmek gerekir ki bireysel değil kurumsal çalışan, kurum halinde hizmet veren iş alım danışmanlarının daha geniş bir havuzunun ve portföyünün olduğunu söylemek pek tabii mümkündür. Yine aynı şekilde kurum bazında çalışan arkadaşların kurumun know-how'undan dolayı daha geniş bir sektör tecrübesi ve sektör bilgisi vardır diyebiliriz. Ben de detay olarak iş alım danışmanı kimdir soracaktım ama siz zaten de cevaplamış oldunuz. Bu konu hakkında yani iş alım danışmanı hakkında eklemek istediğiniz bir şey yoksa diğer soruma geçeyim. İş alım danışmanının aslında kimdir sorusunu şöyle de yanıtlayabilirim. Kimdir sorusunu spesifik olarak sorduğumuz zaman. Firmanın dönemsel ihtiyacını karşılayan aslında firmanın dönemsel çalışanıdır diyebilirim. Çünkü her firmanın kendi meşrebince, kendi sektörünce belli dönemlerde personel ihtiyacı doğar ve alışıldık insanlarla çalışır. Yani o aslında aileden birisidir ve dönem geldiğinde tekrar çalışmayı tercih edersiniz. Bir dış destek unsurudur. Bir ailenin gurbetteki üyesidir diyebilirim. Abdurrahman Bey, o halde iş alım danışmanlığını diyelim ki ben bir şirketim, bu videoyu izliyorum ve iş alım danışmanlığı ne olduğunu anladım. Peki iş alım danışmanlığı aldığımda bana ne gibi faydalar sunacak bu danışmanlık? Bana detaylarıyla anlatabilir misiniz? Öncelikle firmaya dışarıdan bakan bir göz sahibi olmuş olacaktır. Dışarıdan bu hizmeti, bu desteği alan firma. Çünkü evet İK firma içerisinde iş alımları yürütebilir yahut ucundan dokunabilir. Bazıları tamamıyla de sırtlıyor. Burada haklarını yemiş olmak istemem. Fakat bu arkadaşların işe alımı gerçekleştirirken ister istemez ilgili pozisyonlarda çalışacak insanlara karşı ön yargıları bulunabiliyor. Yani bölüm yöneticisi çok da haz etmediği yahut belli bir dönem sürtüşme yaşadığı birisi ise oraya olması gerektiği gibi bir özenle yaklaşamayabiliyor. Yahut biliyorsunuz insan kaynaklarının birden fazla iş yükü var. Çok ciddi dosya işleri var. Şöyle düşünün, sadece insan kaynakları da personelin çalıştığı 160 saatin sadece %35'lik dilimi yalnız ama yalnızca hibe süreçlerine gidebiliyor. Bu çok ciddi bir zaman dilimi esasında. Ve bu gibi zamanları hibe, bordro, özlük vesaire diğer süreçlere ayırdıklarında işe alım tarafına gerektiği gibi yoğunlaşamıyorlar. Yahut yoğunlaşabilseler dahi yeterince geniş bir havuza, yeterince geniş bir portföye ulaşamayabiliyorlar yine bu konudan ötürü. Ve yine aynı yoğunluklardan kaynaklı olarak multidisipliner mülakat süreçlerini öğrenmekte, bunları pratik yaparak geliştirmekte biraz daha zayıf kalmış olabiliyorlar. Ama bir işe alım danışmanıyla çalıştığımız takdirde gerek bu multidisipliner yöntemler olsun, yani birden fazla mülakat tekniğini iç içe geçirerek ihtiyaca yönelik en uygun tekniği, yöntemi ortaya çıkartmak adına birden fazla yöntemi kullanabilmesi, gerekse de geniş bir havuza ulaşması sebebiyle daha sağlıklı bir işe alım yapılması mümkün olur. Bunun haricinde eğer firmada ciddi bir turnover yoksa sabitte bir işe alım uzmanı çalıştırmak pek makul olmayacaktır. Bundan dolayı bunun bordro ve maaş yükünden kurtulmak için danışmanlık hizmeti almak mali açıdan da firmaya epey bir nefes aldıracaktır. Ha, diyelim ki turnover rate'i yüksek bir yapıdayız ve bünyemizde biri geçtim 2-3 tane işe alım uzmanı barındırıyoruz. Yine dışarıdan danışmanlık almak daha makul olacaktır. Çünkü en başta söylediğim gibi firmaya bir dışarıdan göz bakmış olacak.
Diyelim ki turnover rate'i yüksek bir firmayız ve bünyemizde bir değil, iki, üç tane işe alım uzmanı çalışıyor. Yine bir danışmana ihtiyacımız var. Çünkü daha evvelden bahsettiğim gibi işe alım uzmanı, işe alım danışmanı bir üçüncü göz olarak firmaya bakabiliyor. Ve sizin sektörünüzde daha evvelden gerçekleştirmiş olduğu işe alımlardan hareketle bir know-how var. Yani sizin turnover'ınızın yükselmesindeki sebep şirket içerisindeki uyumsuzluklar da olabilir. Yeni gelen arkadaşların mevcuttaki şirket dinamiğine adapte olamamış olması da olabilir. Gelen işe alım danışmanı firmanın dinamiklerini ve sektörün ihtiyaçlarını bir araya getirerek size kendi know-how'undan hareketle, bakın bu pozisyon için görev tanımına şunu ekleyebiliriz yahut şunu çıkartabiliriz. Ya da personel gereksinimden, beklentilerimizden şunu ekleyebiliriz, bunu çıkartabiliriz gibi yaklaşımlarla daha yapıcı, onarıcı şekilde de yaklaşarak üzerine bir şeyler koyabilir. Bizim sürecimizi geliştirebilir. Bir diğer husus da şu, turnover'ımız yüksekse eğer ve yine birden fazla sayıda işe alım uzmanıyla çalışıyor olsak dahi bu aynı zamanda şu anlama gelir. Benim yoğun bir işe alım sürecim var. Yoğun işe alım sürecinde her pozisyona biricik şekilde eğilmek çok mümkün olmayacaktır. Diğerleri arasında ve ilgili departmanlardan gelen sürekli push neticesinde sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapmak da mümkün olmayabilecektir. Çünkü bazen eleman meselesi el aman meselesine dönebiliyor. Mutlaka birisi gelsin de kurtulalım. Yahut bu arkadaşı işe aldığımızda kazanacağımız 2-3 aylık süreç İK penceresinden baktığınız zaman 2-3 aylık süreç bize nefes aldıracak. Ben o arada diğer pozisyonları kapatıp buraya spesifik olarak yönelebilirim düşüncesini doğuracak. Bunun olmaması için bir dış destek, bir dış danışman firmaya ve firmadaki arkadaşlara da nefes aldıracaktır. Temelde bize kazandırdığı 2-3 husus var aslında. Birincisi zaman, İkincisi nakit, üçüncüsü know-how. Zaman bir CV havuzu oluşturmaktan, yetenek havuzu oluşturmaktan yana tasarrufumuz var. Uzun uzun farklı farklı pozisyonları tarayıp neticeye ulaşmak yerine atanan pozisyonun doğrudan kapatılması konusunda bir hızlanma söz konusu olacağından yine bir zaman tasarrufumuz var. Bir diğer husus da eğer planlı ve dönemsel bir işe alım yapıyorsak, her işe alım döneminde yeni dönemsel personel arayışından kurtulacağımız için bir zaman tasarrufu var. Zaman tasarrufu malumunuz işletmelerde zaman ve nakit paralel giden şeyler. Zaman kaybettiğiniz zaman aslında para kaybediyorsunuzdur. Zaman kaybetmediğimiz için eş zamanlı olarak zaten para da kaybetmemiş olacağız. Buna ek olarak ekstra ve fazladan personel çalıştırma yükünden de kurtulmuş olacağız danışmanlık süreciyle. Üçüncüsü ise know-how. Bu bana kalırsa en önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü bilgi günümüzün işe alım dünyasında, daha doğrusu günümüzün iş dünyasında genel anlamda en önemli hususlardan bir tanesi. Ve işe alım danışmanı buraya sektörel bilgisiyle ve eğer ihtiyaç varsa İK danışmanlığına yönlendirebilecek bir potansiyeliyle, bilgisiyle gelmiş oluyor. Bahsettiğimiz üç faydanın dışında bir de gizlilik meselesi var ki özellikle turnover'ın yüksek olduğu firmalarda değil sektörlerde hayati önem arz eden hususlardan bir tanesi. İşe alım uzmanımız bulunsun ya da bulunmasın. Bizim sosyal medya platformlarında, çeşitli platformlarda, Indeed gibi, LinkedIn gibi. Bunun haricinde çeşitli kariyer portallarında yayınlamış olduğumuz ilanlarımız var. Fakat artık süreç ve dönem biraz değişiyor. Yani firmalar nitelikli personel aradığı gibi personeller de firmaları ciddi şekilde araştırmaya başlayabiliyor. Ve uzun süredir ilanda kalmış olan bir pozisyon ya yayında kalmış olan bir ilan adaylar için de soru işareti oluşturabiliyor. Neden bu kadar uzun süredir ilanda? Ters giden bir şey mi var? Bazen gerçekten ters giden hiçbir şey olmuyor. Özellikle geçtiğimiz süreçte yaşanan ekonomik dalgalanmalar neticesinde
ciddi şekilde ivme alıp bu süreci yarasız atlatan, üstelik ciddi şekilde büyüdüğü için haftalarca hatta aylarca aynı pozisyonda ilanı açık olan firmalara şahidim. Çünkü arkadaşların şöyle bir diyaloğu oluyor. Evet, bu ekibi 8 kişi yapmamız isteniyordu. 8 kişi yaptık, ilanı kapatıyoruz. Tak, genel müdürden bir yanıt gelir. 8 kişi güzel oldu, elinize sağlık, fakat sipariş gelmeye devam ediyor. Ekibi 11 kişiye çıkartalım gibi bir geri dönüt alıyorsunuz ve ilan kapanmıyor. Bu başvuran arkadaşlar da neden burada kimse durmuyor? Bu firmada bir problem var algısı da oluşturuyor. Fakat işe alım danışmanıyla çalıştığınız zaman istediğiniz takdirde son safhaya gelene kadar firma bilgileri ve firma ismi gizli kalabiliyor. Bu ayrı bir avantaj. Bir de aslında anlatırken atladığımız bir husus, işe alım danışmanlığı ne yapar, nasıl işler sorusunun devamında gelecek olan şeylerden bir tanesi. Biz firmalardan ilk başlangıçta kendileriyle tanışıp kendi yapılarını, kültürlerini ve gereksinimlerini öğrendikten sonra çok aşamalı bir personel arama sürecine girişiyoruz. Bahsettiğim gibi gerek kendi havuzumuzdan, gerekse bu bahsettiğimiz kariyer portallarından erişimle, ki buradaki erişimler de yine ilanla değil, çeşitli farklı yöntemlerle erişerek ilk önce uzun listeler oluşturuyoruz. Bu uzun listeleri gerek ilgili birim yöneticisiyle, gerekse de firmanın İK'sıyla, artık işletim sistemi firmadan firmaya değişiyor. Firmanın işletimine göre paylaşarak bunu temizliyoruz ve bir kısa liste haline getiriyoruz. Kısa liste haline geldikten sonra adaylarla zaten telefon mülakatımız gerçekleşmiş oluyor. Birer online mülakat gerçekleştiriyoruz. Online mülakatlardan sonra firmalarımıza detaylı bir rapor hazırlıyoruz. Bu rapor işte bu arkadaşımız kaç yaşında, nerede ikamet eder, nasıl bir kariyer hedefi var, bu kariyer hedefi için kendisini ateşleyen şeyler neler, firmaya ne gibi katkıları olabilir, ortak know-how'ları neler, bunları raporladığımız bir rapor sunuyoruz ve bu raporlar ışığında bir kısa liste ortaya çıkıyor. Kısa listeden de eğer ihtiyaç duyarlarsa firmanın kendi İK'sı yahut ilgili birim yöneticileri son görüşmelerini gerçekleştirerek onboarding işlemini, işe alımı gerçekleştiriyorlar. Eğer ihtiyaç duymazlarsa biz son olarak bir görüşme daha gerçekleştirip referans kontrollerini de sağlayıp firmaya iş başarılarını sağlıyoruz. Bu sistemin bir diğer avantajı şu: çok katmanlı bir mülakat sürecinden geçiyor olmalarının avantajı şu: bir, gerçekten bu alanda bir kariyer hedeflemeyen yahut firmamızı istemeyen insanlar bu süreçte zaten süreci yarı yolda bırakıyorlar, istekleri olmadığından. Bir, burada bizimle gerçekten çalışmak isteyen ve süreci devam ettiren insanlarla yola devam etmiş oluyoruz. İkincisi, sıkı bir elemeden geçirdiğimiz için optimum düzeyde, maksimum sürede beraber çalışabileceğimiz insanları tercih etmiş oluyoruz. Bu da bizim turnover'ımızı biraz daha kısa ve uzun vadede düşmesine sebebiyet verebiliyor. Bu, şahsım adına daha evvelden, şahsım ve Albert Solino adına aslında daha evvelden almış olduğum bir geri dönüt. Yani bize pazartesi günü 5 kişi işbaşı yapardı, perşembe günü 2-3 kişi işten ayrılırdı. Siz geldiğinizden beri, sizle çalışmaya başladığımızdan beri 2-3 aydır giriş yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Çıkış sürecimiz olmuyor. Yahut dedike olarak o firmada çalışıyorsak, şunu da çok mutlulukla duymuş olduğum oluyor. Yani İK'nın diğer departmanlarındaki arkadaşlardan dönüp Abdurrahman Bey, bu arkadaş yeni mi başladı, bizde miydi, ne zaman geldi gibi sorularla da sık sık karşılaşabiliyoruz. Çünkü ciddi bir volümle iş başını gerçekleştirebiliyoruz. Bu da hem firmanın ihtiyaçlarının, özellikle yoğunluk varsa, hızlı bir şekilde karşılanmasına, bahsettiğimiz zaman tasarrufuna olanak sağlıyor. Hem de daha evvel bahsettiğim gibi arkadaşların uzun süre çıkış işlemi nedir hatırlamalarına, hatırlamalarına, hatırlarına gelmemesine vesile oluyor. Uzun vadeli
bir yol arkadaşı, bir gemi tayfası bulmuş oluyoruz kendimize. Akıllara bazen şu sorular gelebiliyor. Doğaldır da aslında. Evet, işe alım danışmanlığı firmanın dışarıdan bir aile üyesi, gurbetteki bir aile arkadaşı gibi, ama bazı firmalar ikinci ve üçüncü işe alım danışmanıyla çalışabiliyor. Yahut neden ben çalıştığım bir işe alım danışmanını bırakıp farklı bir yerle çalışmaya başlamalıyım? Burada aslında birden fazla parametre var. Bunlardan en önemlisi serbest piyasa. Her firmanın vermiş olduğu teklif diğer firmaya göre daha cazip tarafları yahut daha zayıf tarafları olabiliyor. Bu anlamda hepsini görmek gerekebiliyor. Bir diğer husus da know-how. Her firmanın kendi özelinde bir know-how'u var. Ve birden fazla firma, birden fazla know-how demek. Hani üçüncü göz dedik ya, eğer kafamızı karıştırmayacaksa üçüncü, dördüncü ve beşinci gözden de bize herhangi bir zarar gelmez. Eğer mutabık kalıyorlarsa belli hususlarda, demek ki doğru yolda gidiyoruz. Yok mutabık kalınmıyorsa birden fazla bakış açısıyla kendimizi check etme fırsatımız olmuş olur. Bir diğer husus da şu, beraber çalıştığımız firma, şimdiye kadar beraber çalıştığımız firma eğer kendini yenilemiyorsa, kendini, havuzunu ve know-how'ını yenilemiyorsa yeni bir firmaya muhakkak ihtiyaç duymaya başlarsınız. Çünkü artık tam nokta atışı gelmemeye başlayabilir yanıtlar yahut adaylar. Bu gibi durumlarda da farklı bir mecraya yönelim, farklı bir firmayla partnerlik prosesimizi, işlemimizi biraz daha kolaylaştıracaktır, güzelleştirecektir. Bu gibi durumlar nerede yaşanır? Misalen tekstil sektöründe yahut kimya sektöründe spesifik olarak bu alanlara yönelmiş olan firmalar olabiliyor. Bu bir yerden sonra işletme körlüğüne ve sektör körlüğüne sebebiyet verebiliyor. Farklı sektörlerden çalışan firmalarla çalışmak bizim birçok açıdan farklı pencerelere, farklı bakış açılarına, farklı know-how'lara erişmemize olanak sağlıyor diyebilirim. Çok teşekkürler Abdurrahman Bey. Benim başka bir sorum kalmadı. O halde kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Umarım gelecek yayınlarda yine sizlerle beraber oluruz. Tekrardan çok teşekkürler Abdurrahman Bey. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğene basıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir ya da albersorun.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.